aslında bir hadis-i şerifte yer alan iki cümledir. Bu hadis-i şerif hemen bütün sahih kaynaklarımızda yer almış bir rivayettir. Bu rivayetin enteresan bir sahabe-i kiramdan kader konusunu ömrünün son nefesinde, son vefat hastalığında bize bir vasiyette bulun diye talepte bulunan çocuklarına, talebelerine vasiyette bulunan sahabe-i kiramdan pek çok kimse kader meselesini vurguluyor. Son nefesinde kader meselesini vurguluyor ve bu şeyi söylüyor. Bu cümleleri aynen söylüyor. İkinci bölümde inşallah okuyacağım o metinleri. Bu cümleleri söylüyor ve diyor ki eğer bundan başka bir itikat üzere ölürsen ateşe gidersin. Yani sana isabet edecek olan mutlaka gelir, isabet eder. Evet. Ama sana bir şey isabet etmeyecekse etmez. Iskalar seker, başka gider. Bir tarafa gider. Seni bulmayacaksa son, bulmaz yani. Ashab-ı kiram hep son olarak bu itikat üzere vefat etmişler. Çocuklarına, talebelerine bu itikat üzere vefat etmelerini vasiyet etmişler. Yoksa sonunuz ateştir, Allah korusun demişler. İmam Ebu Davud, İmam Ahmet bin Hanbel ve daha başka hadis imamları tarafından nakledilmiş bir rivayet var. Rivayet bu İbn-i Deylemi tabiinden birisi. Sahabe-i kiramdan pek çok kimseyle görüşmüş, tabiinin büyüklerinden. Diyor ki لَقَيْتُ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ radıyallahu anhu فَقُلْتُ اُبَيْ بِنْ كَعْبَ rastladım. Bir yerde Übey bin Kâb'la karşılaştım radıyallahu anhu. Ona dedim ki ya Ebel Münzir. O onun künyesi, Übey bin Kâb hazretlerinin künyesi Ebul Münzir. Ona diyor ki ey Ebul Münzir innehu kad vaga fi nefsi şey'un min hazel kader. Bu kader meselesiyle ilgili içimde bir ukde var. Yani evet. Tam içime oturmuyor. Tereddütlüyüm. Fehaddithni bi şey'in leallehu yedhebu min kalbi. Bana bir şeyler söyle. Belki de söyleyeceğin şey kalbimden bu tereddüdü, bu şüpheyi alır, giderir. Kale şöyle dedi. Lev ennallahe azzebe ehle semavatihi ve ehle ardihi. Yani kader meselesi konusunda şunu bil. Eğer Allah Teala bütün gök ehline ve yer ehline azap etseydi, hepsine istisnasız, hepsine azap etseydi, لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ onlara azap ederdi ve onun bu azabı onlara zulüm olarak nitelendirilemezdi. وَلَوْ رَحِمَهُمْ eğer onların tamamına merhamet etseydi, tamamına azap etmek değil de tamamına merhamet etseydi, müminine, kafirine fark etmez, ayırmaksızın, hepsine merhamet etseydi, كَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا مِنْ اَعْمَالِهِمْ bu merhamet de onların kendi amelleriyle hak ettikleri şeylerden çok daha kapsamlı, çok daha büyük, daha hayırlı olurdu, diyor. وَلَوْ اَنْفَقْتَ جَبَلَ اُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ eğer Allah yolunda Uhud dağı kadar altının olsa ve bunu infak etsen, ma kabilehu Allahu minke, Allah senin bu infakını kabul etmez, hatta tu'mine bil kader, kadere iman etmedikçe. Şimdi dikkat edin, burada biraz duralım Hidayet Bey. Duralım hocam. Günümüzde pek çok insanın aldandığı bir şey var. Adam bid'at ehli, ehli sünnet diye bir derdi yok. Ehli sünnet imamlara, rivayetlere, müktesebata, ağzına geleni söylüyor. Bunu da Kur'an adına vesaire adına yapıyor ama biliyoruz ki bu adam ehli sünnet değil. Kendisi de söylüyor zaten. Ben ehli sünnet falan değilim diyor. Bunları geçin. Bunların dönemi kapandı, bitti falan diyor. Bu adam diyelim ki çok bilgi sahibi. Bu adam diyelim ki çok abid, çok zahid, çok müttaki bir adam. Çok mücahit bir adam. Ümmeti Muhammed için kendini paralıyor, parçalıyor. Her türlü fedakarlığı yapıyor. Böyle bir insan düşünelim. Bak Übey bin Kâb Hazretleri ne diyor? Eğer Uhud dağı kadar altının olsa ve onu Allah yolunda infak etsen, kadere iman etmedikçe Allah senden bunu kabul etmez. Dolayısıyla bu tür insanların amelleri hebaen mensuradır. Dikkat edin. Yazık ya hocam. Tabii. O mücahedesi, o gayreti, o fedakarlığı, o ne bileyim ameli, o hassasiyeti, bunlar hebaen mensuradır, Allah korusun. Hocam şimdi deseler ki mesela bu ayet mi hadis mi yani, Übey bin Kâb haşa yani hani böyle şeyler söylüyor. Hani bunlara... Şimdi okuyacağız ileride, bu ayet değil ama hadis. Hadis. Çünkü yani. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan aynen bu cümlelerle gelmiş. Merfu hadistir. Yani bunlar sahabenin anlayışı zaten. Ehl-i sünnet zaten tam da orada değil mi hocam? Evet. Yani sahabeden eğer bir kişi bunun dışında bir şey söylemiş olsa diyeceğiz ki sahabe arasında ihtilaflı bir konudur. Bu meseleyi çok büyütmeyin. O zaman kolay yani iş. Kolay.
Ama sahabe icma etmiş, temeli de hadis-i şerife dayanıyor, sünnete dayanıyor. Bu daha kolay o zaman. Yani şimdi okuduğumuz cümle geliyor Übey bin Kâb Hazretleri'nin sözü arasında bakın. Ve ta'lem ve bilesin ki ennemâ esâbeke lem yekun li yuhti'ek. Sana isabet edecek olan şey seni sekmez, başkasına isabet etmez, gelir seni bulur. Ve ma ahtâke lem yekun li yusibek. Sana isabet etmeyecek olan şey, başına gelmeyecek olan şey de ne olursa olsun birileri onu senin başına getirmek için özel gayret sarf etse bile sen o iş senin başına gelmez. Merak etme. وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ Eğer bu inançtan başka bir inanç üzere ölürsen لَدَخَلْتَ النَّارِ Ateşe girersin. Übey bin Kâb Hazretleri'nin sözü bu. Ve devam ediyor. İbn-i Deylemi bakın devam ediyor. Kale diyor ki فَاَتَيْتُ حُزَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَٰلِكَ Hazreti Huzeyfe'ye geldim diyor. Bu kader meselesinde kalbimde bir Allah şüphe var. Bana bir şey söyle dedim. Aynısını söyledi diyor. وَاَتَيْتُ اِبْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ona gittim. Bu sefer Abdullah İbni Mesud'a gittim. Bak üçüncü sahabi. Bunların her biri büyük sahabiler. فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَٰلِكَ Aynısını o da söyledi. Ve eteytü Zeyd ibn Sabit'in radıyallahu anhu. Hazreti Zeyd ibn Sabit'e gittim. Aynısını ona da söyledim. Fe haddeseni anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme misle delik. Onların bana kendi sözleri olarak söylediği şeyi o da bana Efendimiz'den naklen bir hadis olarak nakletti. Hocam sanki şehirlerin görüşlerini toplayan İbn Mesud Kufe'yi temsilen söylüyor. Evet. Zeyd bin Sabit Medine'yi temsilen söylüyor. Sanki şehirleri temsilen ashabın toplamış, icma işte bu. Hepsini toplamış biz. Ashabın icma. Dolayısıyla delegasyon buradan, gibi hocam yani. Tabii. O şehrin delegasyonlarına soruyor. Evet. Sanki bir icma bu şekilde oluşuyor. Evet, evet yani. Evet hocam. Bu rivayet bize gösteriyor ki sahabe-i kiramdan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e dayandırmadan kendi sözleri olarak nakledilmiş şeyler eğer akılla bilinecek, kıyasla bilinecek şeyler değilse bunlar mutlaka Efendimiz'den duyulmuş, işitilmiş merfu hadislerdir. Evet. Bunlara biz usulü hadiste hükmen merfu diyoruz. Evet. Bu sahabi sözüdür, at gitsin diyemiyoruz çünkü bunu bir kimse kafasını kullanarak, kıyas yaparak, gözleyerek falan bilemez. Evet. Dolayısıyla bu sahabiler Kale Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demeden bize bunları nakletmiş olsalar bile biz biliyoruz ki bu Efendimiz'den geldi. Evet hocam. Evet. Şimdi burada dört tane büyük sahabi gördük. İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin bize kendi sözü gibi naklettiği cümlenin hadis olduğunu onlar bize naklettiler. Sahabeden İmran İbni Husayn radıyallahu anh. Ebu'l-Esved Eddüeli. Diyor ki o meşhur dil alimi Ebu'l-Esved Eddüeli diyor ki ennehu meşa ila İmran ibn Hüseyin radıyallahu anhu fekal İmran ibn Hüseyin'e gitmiş Ebu'l-Esved Eddüeli. Başka bir rivayette bu rivayeti nakleden başka bir kaynakta ifade şöyle geliyor. Kadimtul Basra. Ebu'l-Esved Eddüeli diyor ki Basra'ya gittim. Ve biha İmran ibn Hüseyin radıyallahu anhu sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Orada Basra'da İmran bin Hüseyin vardı Efendimizin sahabesi. Fecelestü fi meclisin bir mecliste oturdum. Basra'da bir mecliste oturdum. Ve zekarul kader. Orada kader meselesi müzakere edildi, konuşuldu, tartışıldı. Fe amradu kalbi. Kalbimi hasta ettiler diyor. Yani içime şüphe saldılar. Demek ki o Basra'da kaderiler vardı. Evet. Kaderiye'ye mensup insanlar vardı o mecliste. Kader yoktur dediler. Öyle böyle bir takım ayetler, bir takım deliller getirdiler. Ve Ebu'l-Esved Eddüeli'nin kalbine bir şüphe soktular. Hocam bu zaten bir miktar, bir iki cümle bahseder misiniz? Bu Ebu'l-Esved Eddüeli, Kur'an-ı Azimüşşan'ın ilk harekelenmesini yapan kişidir. Evet hocam. Tabiindendir. Büyük bir dil alimidir. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e mensup. Tabiinden bir dil alimidir. Ya, Allah razı olsun. Amin. Evet. Kalbimi hasta ettiler. Fe'emradu kalbi. Kalbimi hasta ettiler. Evet. Kalbime şüphe soktular diyor. Bunun üzerine fe'eteytü İmran ibn Hüseyin'in radıyallahu anh fe'kultu. Bunun üzerine İmran bin Hüseyin'e gittim diyor Basra'da ve ona şöyle dedim. Ya İmranu inni khasamtu ehlel kaderi. Kaderilerle konuştum diyor. Onlarla tartıştım, münakaşa yaptım diyor. Hatta ahracuni beni sıkıştırdılar diyor. Evet, İmran bin Hüseyin Hazretlerine geliyor diyor ki kaderilerle kaderiyecilerle münakaşa ettim.
beni sıkıştırdılar, daralttılar, bunalttılar. Fehel indeke ilmun fettuhaddituni fettuhaddiseni. Eğer yanında sende ilave bilgi var mı beni onlara karşı savunacağım, kesin delil olarak onları ilzam edeceğim bilgi var mı sende diyor. Onu bana nakletsen. Fekale İmran'u, bunun üzerine İmran bin Hüseyin radıyallahu anh diyor ki İnna Allah azze ve celle lev azzebe ehles semai. Bakın ifade aynı. Allah Allah. Eğer Allah Teala gök ehline ve ehlel ardı ve yer ehline azap etse hepsine istisnasız azzebehum gayra zalimin lehum. Onlara azap eder ve bu sebeple de onlara zulmetmiş olmaz. Zalim diye nitelendirilmez. Bunu da biraz açalım şey bittikten sonra isterseniz. وَلَوْ اَدْخَلَهُمْ فِي رَحْمَتِهِ Eğer onların tamamını azap değil de rahmetine soksa كَانَتْ رَحْمَتُهُ اَوْسَعَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ Onun rahmeti onların işlediği günahlardan çok daha kuşatıcı, çok daha kapsamlıdır. وَذَلِكَ اَنَّهُ قَدَى يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ Bu da şöyledir, bunun izahı da şöyledir diyor. Cenab-ı Hak dilediği kimselere azap etmeyi, dilediği kimseye de merhamet etmeyi takdir etmiştir. Yani onun takdirinde yarattıklarının tamamına azap etmek ya da tamamına merhamet etmek yoktur. Bir kısmına azap etmek, bir kısmına merhamet etmek vardır. Böyle dilemiştir diyor. Femen azzebe, kime azap ederse Cenab-ı Hak, fehuvel hakku, bu haktır. Onun bu azap etmesi haktır. Ne demek? O kimse azabı hak etmiştir demek. Onun bu azabı isabetsizdir demek mümkün değildir. Evet. O azabı o kimse hak etmiştir demektir. Ve men rahime fehuvel hakku. Rahmet ettiği kimseye rahmeti de haktır. Evet. Burada da bu zulümdür, bu batıldır, bu torpildir, bu böyle şeyler söylenmez. Allah Allah. Azabı da haktır, rahmeti de haktır. وَلَوْ اَنَّ لَكَ جَبَلًا مِنْ ذَهَبٍ Eğer senin bir dağ miktarınca altının olsa تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Onu Allah yolunda infak etsen مَا قُبِلَ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ Bu infakın senden kabul edilmez ta ki kadere iman edene kadar. Aynı ifade eder. Aynı ifade. Biledir. حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَذْهَبْ فَسْأَلْ Git ve sor. Evet. Git ve sor. Fekadime Ebul Esved el Medinete. Buradaki git ve sordan maksat başkalarına da sor. Araştır, başka sahabilere. Yani. Evet. Fekadime Ebul Esved el Dueli el Medinete. Ebul Esved el Dueli bunun üzerine Basra'dan Medine'ye geliyor. Ve vecede Abdullah İbni Mes'udin. Abdullah İbni Mes'ud Hazretlerini buluyor Medine'de. Ve Übeyye İbni Ka'bin radıyallahu anhuma caliseyni. İkisini bir yerde otururken buluyor. Yıkaladı yani. Evet. Fekale ya Abdullah inni kad khasamtu kaderilerle bir takım adamlarla münakaşa ettim. Fedekere nahve kelamihi li İmran'a Hazreti İmran'a anlattığı şeyi ona da naklediyor. Ve kelami İmran'a Hazreti İmran'ın kendisine naklettiğini de onlara naklediyor. Söylediğini de naklediyor. Yekadu en yekune lafzuhuma sevaen. O ikisinin yani gerek Übey bin Ka'b'dan gerek Abdullah bin Mesud'dan aldığı ifadeler neredeyse birbirinin aynısıydı. Birebir. Tıpı. Ekezalike ya Übey. Böyle değil mi ey Übey? Yani Abdullah bin Mesud radıyallahu anh cevap verince bu sefer Hazreti Übey'e soruyor. Böyle değil mi ey Übey diyor. Ben o yanlış da, bir şey mi söyledim yani? Evet. Ya doğru öyle dedi. Evet. O da naam diyor. Evet aynen öyledir diyor. Kale Muhammed ibn Şuayb'in ravilerden biri diyor ki bu rivayeti bu olayı bize nakleden ravilerden bir kısmı diyor ki fe haddathtu bi ba'di hadha'l hadis bu rivayetin bir kısmını Said ibn Abdurrahman bin Said bin Rukayş bin Zubab el-Esedi thumma el-Ghanemi bu adı verilen kişiye naklettim bu rivayetin bir kısmını ki bu Muhammed bin Şuayb'ın bu rivayeti kendisinden naklettiği kişidir, bir ravidir. فَحَدَّتَنِ سَعِيدٌ Bu zat bana şöyle rivayet etti. اَنَّ عِمْرَانَ قَالَ لِأَبِ الْاَسْوَدْ حِينَ حَدَّتَهُ الْحَدِيثِ İlk başta Basra'da Ebu Lesvet Edüeli ilk defa İmran bin Hüseyin'le Basra'da konuştuğunda سَمِعْتُ ذَاكَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bu söylediklerimi Efendimiz'den duydum demiş. Ve semi'ahu Abdullah ibn Mes'udin. Aynısını Abdullah bin Mes'ud da duydu demiş İmran bin Hüseyin. Haber veriyor yani. Evet.
Ve Übey ibn Ka'b'in o da duydu diyor. Übey ibn Ka'b da duydu bunları Efendimiz'den. Fese'elehuma Ebul Esved fehaddetehu an Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bimithli hadithi İmran. Rivayetin başında İmran bin Hüseyin dedi ya, vedheb fes'el, git evet. ve sor dedi ya. Demek ki bu rivayette bu aşağıdaki tasrihat evet. Yer almamış, zikretmemiş ravi onu. Başka bir kanaldan öğreniyoruz ki İmran bin Hüseyin Hazretleri Ebul Esved Eddüeli'ye bu söylediklerini söyledikten sonra demiş ki bunları ben Efendimiz'den duydum. Evet. O mecliste Abdullah bin Mesud ve Übey bin Ka'b da vardı. Git onlara da sor. Yani adrese göndermiş. Evet, adrese göndermiş. O da Medine'ye gelmiş, ikisini bulmuş ve onlara sormuş. Bunu kim naklediyor? Rivayetin kaynağını da verelim ki şey olmasın, araştırmak isteyenler için. İmam Taberani El-Mu'cemül Kebir'inde cilt 28 sayfa 223. İbn-i Betta El-İbanetül Kübra cilt 4 sayfa 50. El-Acurri Eş-Şeria cilt 2 sayfa 846. Heysemi Mecmu'z-Zevaid'de Taberani'nin senedindeki ravilerin güvenilir kimseler olduğunu da vurgulamış. Rivayet sahih yani. Evet. Bir tane daha okuyalım. Evet yani vaktimiz hocam daraldı. Evet. Yani evet. 3 dakikamız var. Hemen bunu okuyalım inşallah 3 dakikada bitiririz. Haddeteni Ubade ibnül Velid ibn Ubade haddeteni ebi kâle dehaltu ala Ubade ve huve meridun. Hazreti Ubade bin Samit radıyallahu anh. Diyor ki yanına girdim hastaydı diyor. Etehayelu fihi'l mevte. Öleceği tahmin ediliyordu diyor yani evet. Artık belliydi vefat edeceği belli ki, belliydi. Evet, ölüm fekultu dedim ki ya ebetahu ey baba, babacığım evsini ve iştehitli. Bana bir tavsiyede bir vasiyette bulun ve bu vefat hastalığında belki seni sıkıntıya sokacağım ama en önemli gördüğün şey neyse onu bana vasiyet et. Evet. Belki biraz zorlayacak seni bu ama. Yani en önemli gördüğün şey neyse gayret et ve onu bana vasiyet et. Fekale dedi ki eclisuni beni doğrultun ve oturtun dedi. Yatıyordu yatakta beni doğrultun dedi. Felemma eclesuhu doğrulttular onu. Demek ki sırtına yastık filan koydular. Doğruldu oturdu. Kale dedi ki ya bu neyye evladım. İnneke len tet'am ta'mel imani. Sen imanın tadını alamazsın. وَلَنْ تَبْلُغْ حَقَّ حَقِيقَةِ الْعِلْمِ بِاللّٰهِ Allah Teala'yı bilmenin hakikatine vasıl olamazsın, ulaşamazsın. حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ Kadere iman etmedikçe. Kadere iman etmedikçe imanın tadını alamazsın, marifetullah'a ulaşamazsın. خَيْرِهِ وَشَرِّ Hayrıyla şerriyle kadere iman edeceksin. قَالَ Bu ravi diyor ki Ubade bin Velid bin Ubade, Ubade bin Samit'in torunu. Diyor ki oğlu yani Velid bin Ubade. Ya ebetahu babacığım ve keyfeli en a'leme ma hayrul kaderi min şerrihi. Hayrıyla şerriyle kadere iman dedin ama ben nasıl bileceğim hangisi kaderin hayrıdır hangisi şerridir? Bu hayır şer ayrımını nasıl bileceğim? Kale dedi ki ta'lemu enne ma ahta'eke lem yekun li yusibek. Sana isabet etmeyecek olan şey hiçbir şekilde gelip seni bulmaz. Ve ma asabeke lem yekun li yuhti'ek. Sana isabet edecek olan şey de seni asla sapmaz, sekmez, gelir seni bulur. Ya buneyye evladım. İnni sema'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı dinledim şöyle buyuruyordu. İnne evvele ma halakallahu'l kalem. Allah Teala'nın ilk yarattığı şey kalemdir. Sümme kale buyurdu ki uktub. Yaz buyurdu kaleme. Fecera fi tilke saati bima huve kainun ila yevmil kıyame. Bunun üzerine kalem o andan kıyamete kadar her ne olacaksa hepsini yazdı. Ya buneyye ey evladım in mitte ve leste ala zalik. Eğer bu itikattan başka bir şeye inanmış surette ölürsen dehalten nar ateşe girdin demektir. Allah korusun. Evet. Daha başka rivayetler de var ama vaktimiz azaldığı için evet, bu zikrettiğimiz rivayetlerin şu noktayı açıkça ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Kadere iman ateşten kurtulmanın çok önemli bir ilkesidir. Kader yoktur, kadere iman yoktur, kul fiillerinde Allah'tan bağımsızdır gibi bir itikat üzere ölen kimse bu dünyada 5 vakit namazın üstüne 50 vakit de koyarak kılsa, abid, zahit, mücahit bir adam olarak da yaşasa bu inanç arızası yüzünden ateşe girecektir Allah.